Bahadır Şimdi Serap Hanım, dinleyelim. Büyük devletlerin devlet politikaları olur. Hı-hı. Mesela büyük devletlerin gelip geçici, çünkü her iktidar gelip geçicidir. Hangi anlamda? Bir seçimden diğer seçime. Başarılıysa bir diğer seçimde de teveccüh gösterir millet ve bir dönem daha görev verir. Ama kalıcı olan devlettir. Devletin, iktidarların günlük politikalarının dışında büyük devlet politikaları vardır, olmak zorundadır. Türkiye'nin maalesef ki önemli eksiklerinden bir tanesi budur. Mesela Türkiye'nin devlet politikası olarak dış politikasının ne olduğu tam olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ta Kurtuluş Savaşı'na başlayıp ondan sonra da bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken yurtta sulh, cihanda sulh esası dışında Türkiye'nin devlet politikası, dış politikası. Türkiye'nin mecburuz bulunduğumuz bölge bakımından ne kadar zor bir bölgeyiz, terör politikası, ama devletin terör politikası. Baştaki iktidarın hasbelkader o 4 yıl, hadi 8 yıl, isterse 12 yıl görevde olduğu için kendi kafasına göre meclise getirip muhalefet partileriyle dahi konuşmadığı, efendim yok açılım, açılımdan sonra tutmayınca, oyları almayınca başka bir şeye dönmek, sonra tekrar şu anda en son 21 yıldır AK Parti iktidarında olduğumuz için örnekleri onun üzerinden vererek söylüyorum. Mesela bir İstanbul seçimlerinde, alt tarafı bir belediye başkanlığı seçimlerinde terör örgütü liderine yok mektuplar yazdıracak, yok kardeşin ayağını... Bakın, İyi Parti hangi ittifak içinde olursa olsun, tek başına ya da ittifakla bir, hiçbir surette bu ülkede teröre şu kadarcık pey vermez. Cumhuriyet Halk Partisi sayın liderine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne soruları soruyorsanız lütfen buraya Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız geldiğinde kendilerine sorun. Ayrıca bir terör politikası 50 senedir şu PKK terörünü koskoca Türkiye Cumhuriyeti yenememiş. Nasıl yenememiş yahu? 21 yıldan beri de AK Parti iktidarda. Biz bunu yenmek zorundayız. Bu kadar. Bu PKK'yı bu coğrafyadan Türkiye Cumhuriyeti devleti silmek zorunda. Ama bu sadece askerle, topla, tüfekle olmaz. Bu aynı zamanda devlet politikası olarak terörle mücadele ederken PKK ya da başka bir terör örgütüne adı neyse gitmek isteyen, katılmak isteyen, heveslenen, o nedenle, bu nedenle vatandaş ya da genç ya da yaşlı kim varsa onların önünde de devlet dağ gibi duracak politikalar üretir. Aksi takdirde sırf askeri hareketler, ki olmazsa olmazdır, şarttır, yapılmalıdır, bir karış toprak verilmez, eksik kalır. Doğru haklısınız, devlet politikası lazım. Doğru haklısınız, seçimi kazandıktan sonra sadece o andaki iktidarla değil, bütün meclisçe kararlar verilerek önümüzün 50 yılının, 40 yılının politikası lazım. Peki, ben size haklısınız, soru sorabilir miyim? Haklısınız, mesela kendi kafaya göre şu ülkeye 6,5-7 milyon Suriyeli'yi doldurmamak lazım. Ve Suriyeliler bu ülkeden gitmek durumundayken yine devlet politikası. Yine mecliste, yine o anda AK Parti ile, yine efendim Millet İttifakı'nın partileriyle, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak aklıyla hareket etmek lazım. Bunlarda çok haklısınız. Hiçbir farklı düşüncemiz yok hocam. Bu bir. İki, İyi Parti gerçekten ilkeleriyle hareket eder. İlkelerinden hiç taviz vermez. Nitekim 2 Mart'la 6 Mart arasındaki geçirdiğimiz günlere baktığımızda ve 6 Mart'tan sonra geldiğimiz bugün, Türkiye'nin muhalefetinin seçimi kazanmak anlamında eğer daha fazla gücü, eğer daha fazla inancı muhalefet seçmeninin varsa, bunda da zannediyorum ki Sayın Meral Akşener'in ve Sayın İyi Parti'nin de oldukça önemli rolü vardır. Dolayısıyla İyi Parti hiçbir konuda aynı ordu olduğu gibi taviz vermeyecektir. İki, kim belirler diyorsanız,
şu seçmeni kim belirleyecek? Vallahi ve billahi ben size söyleyeyim, kim belirleyecek biliyor musunuz? Kim? Mazlumlar belirleyecek. Vallahi ve billahi ekonomiden aynı Faruk Bey'in söylediği gibi inim inim inleyenler belirleyecek. Vallahi ve billahi ev kadınları belirleyecek, gençler belirleyecek, hayatları çalındı. Depremzedeler belirleyecek. Ne diyormuş biliyor musunuz bazı AK Partili arkadaşlar? Ne? Efendim. Hiç de umulduğu gibi olmayacakmış. Deprem bölgelerinde patlayacaklarmış. Hadi be oradan. Neymiş efendim? Belediyeler şimdi yokmuş. Evet, ilk 15 günde varmış belediyeler ya da muhalefet de. Şimdi devlet kalmış. Zaten kim kalacak? Yahu kimin olması gerekiyor zaten? İlk bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün yoktunuz. O acıları gördük, hepimiz gördük. Belki sizler gittiniz, siz de gördünüz. Ne parayla satın alınır, ne öyle hamasi nutuklarla satın alınır, hem de Hatay'a gittiğinizde belediyeler nerede diye doğru olmayan şeyleri söyleyerek alınır. Şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede deprem oldu. Bu ülkedeki deprem bir gün önceyle bir gün sonrası arasında Türkiye'de çok şey değiştirdi. Niye biliyor musunuz Serap Hanım? Çünkü bu deprem son 21 yılın bütün makyajını aldı, böyle aşağıya doğru çekti. Bir yılda bütün konutları bitireceklermiş. Alkışlarız, inşallah bitirirler ama onlar bitirmeyecek zaten. İnşallah seçimi biz kazanacağız. Ama bir yılda bütün deprem konutlarına vereceğim diyen insanın yahu 21 yıldan beri neden şu ülkedeki bütün deprem ülkesinde hiçbir konutu değiştirmedin? Nerede ne yaptın diye sormaz mı vatandaş? 200 binden fazla insan öldü ya sırf Hatay'da. 50 bin kişi diyor. Ne 50 bin kişisi? Benim tanıdığım sadece 4 tane aile var. 12 tane vatandaş şeyleri var, yakınları var. Yok. Şey bulunmadı. Sırf ben tanıyorum bunu. Kayıp. Cenaze bulunmadı. Bakın bunların daha miras dertleri, bunların kimlik dertleri. Hangi 50 bin? Gidin bir bakın Maraş'ta dolanın, Hatay'da dolanın bakayım ne kokuyor. İnsan utanır. Ekonomi, bu ister sistem deyin, ister rejim deyin, ne derseniz deyin. Şu 5 yılda Türkiye'nin geldiği hali birazcık vicdanı olan insan ekonomide de, depreminde de, yahu en büyük paramız kaç lira? 200 lira değil mi? 1 kilo kıyma 250 lira. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük banknotu 1 kilo kıyma almıyor be bu ülkede. 1 kilo kıymayı alamıyor vatandaş en büyük banknotla. Neden bahsediyoruz biz? Neymiş efendim? Bağımsız ekonomiymiş. Hadi yahu oradan. Bağımsız ekonomide AKP ne yaptı? Allah aşkına neredeyiz? Neredeyiz bugün? Evet, hamasi nutukları bırakalım bir tarafa. Yok hamaset mamaset. Yeter, bakın buraya geldi. Milletin burasına geldi. Burasına. Yok öyle. Bak böyle silkiyor millet yakayı. İnanın silkiyor. Yeter ya. Başlarım, affedersiniz, Cumhurbaşkanlığı sistemine, parlamenter sisteme. Gidin de anlatın bakayım sokaktaki çeken insanları. Diyor ki insanlar, ya bir nefes alalım be diyor. Yeter diyor, yeter. Bir geçinelim, bir huzur bulalım diyor. Ya bir evime git. Ya lütfen söyleyin. 56 yaşındayım, 57 yaşındayım ben. Benim bütün ömrü hayatım boyunca bir emekli maaşım varsa, bir işçi maaşım varsa, ister o kadar ister bu kadar, kimse evinde bir ay boyunca mutfağını düşünmezdi. En azından turşusunu kurar, analarımız da kurdu, kavurmasını getirir, efendim bulguru gelir, peyniri köyden gelir, o gelir bu gelir. Alt tarafı bir sebze alacak pazardan, öyle değil mi? Yok, patlıcan kaç lira haberimiz var mı? Biber kaç lira, soğan kaç lira? Sabah kahvaltı edemiyor insanlar.